Şöyle dedi. Yürürken Hazreti Musa, Musa'ya vahiy indi. Allah'ın meleği indi veya emir geldi. Emir şöyleydi, Musa, sen insanları Allah'la buluşturmaya mı indin, ayırmaya mı indin? Peygamberler insanları Allah'la buluştururlar. Kalbi kırıklara ümit verirler. Yalnızlaşmış olanlara gurbeti giderirler. Özlemle yatanlara vuslatı gönderirler. Ey Musa, sen buluşturmaya mı geldin, ayırmaya mı? Sen Musa, bu garip çobanı, şu garip çobanı azarladın. Ya Rabbi, o garip çoban ama yanlış sözler söylüyordu. Sizin bitlerinizi ayaklayacağını, çamaşırınızı yıkayacağını, saçınızı tarayacağını söylüyordu. Ayakkabınızı dikecekmiş. Ya Rabbi, ben nasıl bunlara sükut ederim? Bunlar yanlış şeylerdi. Allah buyurdu, Musa, biz ondan razıydık. Senin hoşuna gitmedi söylediği ama biz razıydık. Kalbinden nasıl duayı istiyorsan o duayı yap. Allah senden razıdır. Yeter ki Allah'a dönmeyi bil. Musa, o çoban inancında samimiydi. Bilmiyor musun Musa, biz kelimelere bakmayız. Biz kelimelere bakmayız Musa. Kalptekine bakarız, kalbe bakarız. Musa, biz kelimelere bakacak olsaydık yeryüzünde insan kalmazdı. Bütün yeryüzünü yıkardım. Eğer insanların kelimelerine baksaydım, kalpleri hürmetine insanları affediyorum. Musa, git ve o çobanı bul. Kırdığın ümidini yeşert. Kırdığın kalbini onar. O inancında samimiydi. Biz kelimelere bakmayız Musa. Biz niyete bakarız, kalbe bakarız. Kelimelere bakacak olsaydık yeryüzünde insan kalmazdı. Peygamberler buluştururlar. Senin görevin de buluşturmaktır Musa. Kırmak değil, yıkmak değil, yakmak değil, tarumar etmek değildir. Hazreti Musa pişman oldu, üzüldü, sıkıldı. Hazreti Musa çobanın ardından koştu, buldu onu çölde, kalbi kırık bir halde. Dost, ben hatalıyım. Beni affet. Sen en iyisi bildiğin gibi dua et. Çok ilginç değil mi? Sen en iyisi bildiğin gibi dua et. Çünkü böylesi Allah katında daha kıymetlidir. Kalbini kırma, ümidini yitirme, kendini kaybetme. Allah seni böyle kabul ediyor. Şu anda ekran başındaki günahkar, benim gibi günahkar kardeşim, Allah bizi de böyle kabul eder. Merak etme. Allah'ı düşünürken ateşte yakan, hayır, cennete nimet veren. En büyük nimet Allah'ı görmek değil mi? En büyük nimet onu temaşa etmek değil mi? Bunu düşünsene. Seni yaratan senden ibadet istiyor. Seni önemsiyor. Benim için secde et diyor. Gelir misin huzuruma? Secde Allah'la konuşmaktır çünkü. Allah'a yalvarıştır secde, konuşmaktır. Gel yanıma. Seni göreyim. Evime gel diyor. Evime. Her mescid Allah'ın evi değil mi? Evime gel diyor. Seni evimde göreyim ben. Allah'ın evi varken nereye gidiyorsun? Yetmez mi bu kadar düşmanlık, kin, nefret, adavet? Savrulma yetmez mi? Tövbe lazım gelmez mi?